Yani niye bu yük sadece vatandaşın? Sırf NAS değil, bir de şimdi mesela yabancı çok ciddi anlamda Türkiye'den çıkış yaşanıyor. Son tabii. Bir hafta 10 gündür. Hepsi bir araya geldi. İnanın, doğru yani, tahvil satıyorlar. Tahvil bu kadar yüksek faizle, %40'ların üzerinde faiz, enflasyon düşecek diyorsun. Tahvil satıyorlar. Yani yabancı tahvil sattığı genelde bu kadar kısa sürede ki zararına da satan var. Niye satıyorlar biliyor musun? Çünkü senin en yetkili, ülkenin en yetkili insanı Türkiye savaşa girebilir dedi ya. Ya sen bunu nasıl söylersin ya? İsrail Türkiye'ye, yani bak şöyle söyleyeyim. Doğru, askerliğini söylüyorsun. Kantinci olarak yapsan bunu söylemezsin. Öyle söyleyeyim sana. Türkiye, bu iş o kadar zor ki yani. Şöyle kantinci olarak yapmış söyledi işte. Askerde öyle mi kantinciymiş tabii. Şans işte. Şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı. Yani savunma bakanı eski bir general olsa yine bunu söylemezsin. Bu cehaletin önde gidendir. Askerliği kantinci olarak yapsan söylemezsin diyor. E kantinci olarak yapmış. Allah Allah şans işte. Ya şimdi... Ya pardon kaçırdım, neyi söylemezsin? Yani İsrail Türkiye'ye saldıracak dedi ya. Böyle bir ihtimal olsa bile söylemez diyor bir siyasetçi tamam. Diyor. İkincisi öyle bir ihtimal yok. İran da saldıramaz. Anca bombalar. Askeri olarak gidemez. Çünkü askeriye de levazım diye bir şey vardır. Rusya niye Ukrayna'da kaybetti? Alt tarafı 30 kilometrelik yere benzin, tanklara benzin taşıyamadığı için kaybetti. Aramızda bizim o kadar büyük mesafe var ki İsrail'le. Askeri olarak giremez. Ha F-35'lerle falan filan bizde olmayan F-35'lerle. Bizde o F-35'ler niye yok? Onu da ayrıca tartışırız. Ya niye girsin Murat'cığım? Ha, zaten yani, sinirimiz tepemizde boğarız ya. Niye girsin Murat'cığım? Hayır şöyle yani. Hayır. Ya kürecik zaten denen yerde. Zaten İsrail Tel Aviv'i yok ederim ben. Kürecik'teki üste 82 Tel Aviv. İsrail'e istihbarat sağlıyorsun. Yani istihbarat aldığı, istihbarat paylaşıyorsun. İsrail ona göre konum belirliyor, ona göre saldırı planı belirliyor. Yani bir üste istihbarat sağlayan bir ülkeye, üstelik de NATO ülkesi bu ülke, üstelik de onun da onayıyla sen de NATO, İsrail olarak NATO üyesi olmamana rağmen NATO mekanizmanında bulunuyorsun, tatbikatlara gözlemci statüsüne katılıyorsun, gelirse o ülkeye saldıracaksın. Üzerine üstlük Türkiye'den daha 3 ay önce kadar mal alıyorsun ve yalan söylüyorlar Türkiye'den hala mal alıyorsun. İşte bunu söylüyor. Biz de bunu konuşuyoruz. Burada %21 olursa, 21 bin lira olursa bu adam nasıl geçinecek, bilmem ne olacak, onları konuşmayalım diye. Yani bir iç konsolidasyon sağlayacak böyle. Vay be çok tehlike yine abi, buna CHP karışık, muhalefet karışık, yine hallederse reis halleder diye iç konsolidasyonu sağlayacaklar. Ya İsrail bütün işi gücü bırakacak, Türkiye'ye saldıracak. Niye? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen Amerika Birleşik Devletleri, İsrail kurulduğu 10 dakika sonra tanınmış, 1 saat sonra da Türkiye'ye tanınmış. Dünyada tanıyan, en süratli tanıyan ikinci ülke. Böyle bir şey olabilir mi? İsrail 3'te 1 Türkiye'den gitme nüfusu. 10,5 milyon nüfusun 3'te 1 Türkiye'den gitme zaten ya. Üzerinde üstlük senin uçak gemin gibi uçakların Kıbrıs'tan kalkıp İsrail'i vurabileceği bir ortamdasın. Hadi vuramazsın sen. Çünkü F-16'ların 1970-80'lerden kalma, yeni uçak da vermiyorlar. Niye yeni uçak vermiyorlar? Çünkü sen ilk başta dedin ki İsrail'e bir gece ansızın gelebiliriz. Bu ne demek? Bir gece ansızın İsrail'e saldırabiliriz demek. Evet. Sen şimdi İsrail'e buna dersen, İsrail'in en büyük müttefiki kim? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri senin İsrail'e saldırma niyetini olduğu sezdiği anda sana uçak veya uçak parçası verir mi Allah aşkına? F-16'ları da alamayacaksın. Sen şu anda bekliyoruz işte, inşallah Kaan yapılır, Kızıl Elma yapılır, şu yapılır, bu yapılır da belki havada bir şey uçurabiliriz diye. Uçağa yedek parçasını vermiyorlar. Tabii uçurabileceğin... Modernizasyon programları var, onlar yapılmıyor. Yunanistan 3 yıl sonra F-35'ler alacak, Ankara'nın üzerinde cirit atacaklar, sen görmeyeceksin bile radarda. Ya sen Yunanistan ne yapıyorsun? F-35'i var zaten, verdiler Yunanistan'a. O yetmedi, gitti bir de Fransa'dan 40 tane Rafale uçağı aldı. Ya bak, Yunanistan'la hava kuvvetlerimiz bizim arasındaki fark... O kadar çok açıldı ki Yunan Hava Kuvvetleri, yok. Türk Hava Kuvvetleri eski arasında. Eski hatırlar mısın? Şeyle Ege'de it dalaşı. Bilmem ne girdik, bizi şey yaptılar. Devamlı eskiden her gün istisnasız Ege'de it dalaşı olurdu. Yani iki uçak birbirini kitlemeye çalışırdı. Sonra yaparlardı. Dikkat edersen 7-8 yıldır olmuyor. Niye? Uçağımız yok. İt dalaşı falan yapamıyoruz. Yunanistan bizi havada eziyor geçiyor. Çünkü adamların uçakları daha gelişmiş modellerde ve daha da gelişmişlerini alıyorlar. Eurofighter görüşü. Sonra hangisi doğru bunu? Geçen pazartesi diyorsun ki mesela biz Tel Aviv'e girebiliriz. Tıpkı Karabağ'a girdiğimiz, Libya'ya girdiğimiz. Sonra Eyvah İsrail bize girecek. Bu çarşamba diyorsun ki İsrail bize girecek. Lan girsin. Ya bunun hangisi doğru? Geçen hafta biz İsrail'e doğru gibi Tel Aviv'e giriyorduk. Şimdi İsrail bize, bu çarşamba o giriyor. Hangisi doğru işte bunu? İşte öyle denmez. Yiyorsa İsrail bize baksın, yan baksın denir. Lan koskoca Türkiye'sin şey sen. 10 günde ne değişiyor? Sen ne Filistin ya? Misin arkadaş? Murat Çelik. Murat, giy abi postallarını, gidiyoruz Tel Aviv'i alacağız. Gaza geldim. Şimdi bu çok
çok klasik bir tabirdir ya, hani bütün dünyada da kullanılır. Şey, bu diplomasiyi ya da dış güvenlik konularını iç politika malzemesi yapmak diye bir kavram var. Ama işte böyle tahville borsa niye çöküyor? Zaten, bu yüzden. İşte tam da oraya geleceğim. Şimdi o açıklamadan sonra siz daha iyi bilirsiniz rakamları ama yani borsanın Borsa İstanbul'un iki gündeki kaybı %7'ler civarında bildiğim kadarıyla. %7'yi geçti. Bugün de özür dilerim, tam ben bunu soracaktım da lafı almak istemedim. Salı günü 1 Ekim'de meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi sonrası %3'ün üzerinde düştü. Çarşamba günü yine aynı oranlarda düştü. Dün de %2'nin üzerinde düştü. Düşüş devam etti. Yani 9000'in de altına 8800'lü seviyelere indi Borsa İstanbul. 3 evet. gündür düşüyor. Ben de bir şey söyleyebilirim. Tek sebebi bu olabilir mi? Murat söyler ona. Hayır, bir dakika, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Borsa dikkat ederse o laftan beri düşüyor. Evet. Ama borsa pozisyonlanmalarında da çok enteresan bir hikaye var. Sadece bir aracı kurumda, sadece bir müşteri, o müşteri tamamen borsanın düşüşüne oynuyor. %60-70 yani kadar yok dediğimiz vadeli işlemler borsasında tek bir müşteri, hem de enflasyonun olduğu bir ortamda borsanın düşüşüne oynuyor ve milyarlarca lira para kazandı bir müşteri. Acaba